Barakulla, barakulla, baharazda barakulla, 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 ulguzda ge barakulla, 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 baharazda barakulla, 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 ulguzda ge barakulla. Assalamu alaykum, dir khiri yal baharat, jaqaro kharab qoyash, qabul ha bedir hari, dunya lagi mu akhirat, Allah hasbitun tligi, akhir alda bid kolib, rihin nujer batagi, ya Allah nujtu tada, khir shulil shunra tagi, tahal sunnat sunize, Allah has tawfiq tligi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu wallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu wallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين قيمتي abilerim İnşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse sizlere kısa bir nasihatte bulunmak istiyorum. Hutbemi olabildiğince kısa tutmak istiyorum. Biraz hava soğuk olmuş olduğundan dolayı. Ama kardeşler sizlerden istirhamım şudur. Allah için bu nasihati dikkatli bir şekilde dinleyin. İnanıyorum ki bu nasihatten alabileceğimiz çok fazla ders var. Bunun için her birimiz can kulağıyla dinleyelim inşallah. Allah Azze ve Celle ümit ediyoruz ki bununla bizleri daha fazla hayır amellerine muvaffak kılar. Kardeşler, Allah Azze ve Celle bazı surelerin başında böyle insanları gerçekten ciddi bir şekilde etkileyecek, böyle kalpleri hayrete ve dehşete düşürecek bir şekilde bazı surelere başlamıştır kardeşler. Normalde sizler bazı surelerin, Kur'an-ı Kerim'de gelen bazı surelerin başına bakarsınız. Aslında o surelerde, surenin girişinde çok fazla böyle dehşetle okuyabileceğimiz, çok fazla dehşetle dinleyebileceğimiz bir ayet değildir. Ama abilerim, Allah Azze ve Celle bazı surelerin, kitapta bazı surelerin başında böyle kalpleri hayrete ve dehşete düşüren ayetlerle başlamaktadır. Mesela kardeşler, o surelerden bir tanesi Enbiya suresidir. Allah Azze ve Celle Enbiya suresine kardeşler şöyle başlamaktadır. Dedi ki Rabbimiz Estaizu billah İktarebe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletim mu'ridun. İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler, bizler için, insanoğlu için hesap vakti yakınlaştı ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Bizler hala gaflet içerisinde yüz çeviriyoruz. Kardeşler, çevremizde ölen insanlar var. Gerek hastalık vesilesiyle veya yaşanmış olduğu olaylar vesilesiyle
depremleri vesilesiyle, sel felaketi vesilesiyle veya başka sebeplerle çevremizde ölen nice insanlara bizler şahitlik etmekteyiz. Kardeşler, Allah Azze ve Celle dedi ki, اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Kardeşler, bizler için hesap vakti yakınlaştı. Allah'a vereceğimiz o hesap günümüz bizler için yakındır artık. Ama ne yazık ki bizler hala gaflet içerisinde yüz çeviriyoruz. Ölüm bize yakınlaştı. Kıyamet saati bize yakınlaştı. Ama bizler hala gaflet içerisinde ne yazık ki yüz çeviriyoruz. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ dedi Allah Azze ve Celle Kamer suresinde. Kıyamet saati yakınlaştı ve ay ikiye bölündü. Kıymetli abilerim, Allah Azze ve Celle bizleri bir gün hesaba çekecek. Ve kitabında yer yer bundan bizlere haber vermektedir. Yaşanmış olduğumuz olaylarla, ibretlik ve dehşetlik olaylarla Allah Azze ve Celle zaman zaman yıl içerisinde bir veya birkaç defa Rabbimiz bizleri uyarmaktadır. Bizleri imtihan ediyor kardeşler. Niye? Ölümün yakın olduğunu bilelim. Hesabın yakın olduğunu bilelim diye Allah Azze ve Celle bizleri sürekli imtihan eder kardeşler. وَلَنَمْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ Biz sizi mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle ve korkuyla imtihan edeceğiz. Sınayacağız dedi Allah Azze ve Celle. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ve akabinde sabreden kullarımı müjdele. Kardeşler, imtihan olunacağız. Allah Azze ve Celle bize depremleri gönderecek. Allah Azze ve Celle bize sel felaketleri gönderecek. Allah Azze ve Celle bizlere çeşitli hastalıklar, çeşitli musibetler ve belalar gönderecek. Niye kardeşler? Bizlerin hakkın, hakikatin farkına varması, hesap gününü unutmaması için. Allah Azze ve Celle kitapta hatırlatmış olduğu gibi, göndermiş olduğu Resullerle sürekli bunu bize hatırlatmış ve sürekli bununla da yetinmemiş kardeşler. Allah Azze ve Celle sürekli yıl içerisinde bir veya birkaç defa bizleri imtihan etmektedir. Niye abi yer? Doğrularla yalancılar birbirlerinden tam olarak ayrılsınlar diye. Niye kardeşler Allah Azze ve Celle kulları imtihan eder? Aslında bu depremler, bu sel felaketi veya başka şeyler bizler için şer midir? İnşallah ümit ediyoruz ki Allah Azze ve Celle bununla biz Müslümanları ayıktırmak istiyor. Bununla biz Müslümanları gaflet uykusundan uyandırmak istiyor Allah Azze ve Celle. Dedi ki Rabbimiz, اَحَاسِبَ النَّاسُ اَيْ يُتْرَكُ اَيْ يَقُولُ اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Yoksa insanlar biz iman ettik demeleriyle imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Yoksa bizler, biz iman ettik. Biz Allah'a teslim olduk. Bizler Müslümanlar olduk. Bizler iman ehli olduk deyip de bırakacağımızı sandık bizler. Hayır kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri bırakmadı. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah sizden öncekileri de imtihan etti. Allah sizden öncekilerin üzerine de bela ve musibetler gönderdi. Niye? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah doğruları ve yalancıları birbirinden ayırt etsin. Hepsi birbirinden uzaklaşsın. Münafık kimdir? Müslüman kimdir? Tevhid ehli kimdir? Müşrik kimdir? Bunlar hepsi birbirinden apaçık bir şekilde belli olsun diye Allah Azze ve Celle imtihanlar gönderir. Allah Azze ve Celle musibetler gönderir. Yaşanmış olduğumuz olaylar kardeşler hak ehliyle delalet ehlini biraz daha birbirinden ayrıştırdı. Yaşanmış olduğumuz depremler, sel felaketleri, bu rüzgarlar her şeyi bitiren, her şeyi yerinden kaldıran bu rüzgarlar iman ehlinin imanını arttırdı. Küfür ehlinin ise küfrünü arttırdı. Geçirmiş olduğumuz Ramazan ayında kardeşler, bizler sokaklarda gördük. İnsanlar gaflet içerisinde Allah Azze ve Celle'nin dininden yüz çevirmişler. İnsanlar gaflet içerisinde hesabı unutmuşlar. İnsanlardan önceden haya olurdu, edep olurdu, bir ahlak olurdu. Oruç tutmasalar dahi sokakta insanların içerisinde, oruç tutan insanların içerisinde bir şeyler yemezlerdi. Ama şimdi bu insanlar bu kadar imtihanlar yaşamış olmalarına rağmen oruç tutmuyor. Bununla beraber her oruç tutanın önünde de rahat bir şekilde, sokak ortasında rahat bir şekilde yiyip içebiliyor. Bu insanlar bu kadar azgınlaştı ve bu kadar sapıttılar. Allah Azze ve Celle bu imtihanlarla bazı insanların imanlarını arttırdı,
Ve biz bakıyoruz insanlardan bazıları da daha fazla küfürlerinde, haramlarında daha fazla ısrar etmekte. Veya insanlardan bazılarına bakıyoruz, normalde bu imtihanlar bizi Allah Azze ve Celle'nin dine daha fazla sevk etmesi gerekirken, hesabı bize daha fazla hatırlatması gerekirken, insanlardan niceleri namaz kılmıyor, namazı kılanlar dahi bu dönemde namazı terk ettiler. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Allah Azze ve Celle bu toplumu ıslah etsin. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Ama buna rağmen hala insanlar gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Kardeşler, tamam namaz kılmıyorlar. Kardeşler, tamam bu insanlar oruç tutmuyorlar. Tamam bu insanlar ahlak ve edepten yoksun olmuşlar. Daha büyüğü var kardeşler. Bu insanlar yaşanmış oldukları bu olaylardan hala dersler çıkarmıyorlar. Bizler yaşanmış olduğumuz şu felaketlerden hala dersler çıkarmıyoruz. Yakında seçim olacak. Yakında, çok yakın bir zamanda seçim olacak. Ve bugün bu olaylara şahitlik eden, ölümlere şahitlik eden, yakınlarını kaybeden, büyük bir imtihandan kurtulan o insanlar, bu insanlar koşarak gidecekler. İlk fırsatta sandık başında oy kullanacaklar. Allah Azze ve Celle, aleminin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bir defa daha hak ve hudut tanımayacaklar. Allah Azze ve Celle şirk koşacaklar. Allah'ın dışında başka ilahlar edinecekler. Allah'a otoriteyi vermiş oldukları gibi Allah'ın dışında başka varlıklara da verecekler. Namaz kılmamaları bir şey değil, oruç tutmamaları bir şey değil. Bu insanlar Allah'a karşı en büyük sorumsuzluğu yapmışlar. En büyük ahlaksızlığı yapmışlar. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuşlar. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onlar Allah'ın kendilerine izin vermediği konularda Allah'a ortaklar mı kıldılar dedi Allah Azze ve Celle. Allah'ın ortakları yoktur kardeşler. Ama bu insanlar bu kadar olayları yaşamalarına rağmen hala dersler çıkarmadılar ve hala ibadetlerden uzak olmuş oldukları gibi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar bu insanlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı. Ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar dedi Allah Azze ve Celle. İnil hükmü illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir dedi Allah Azze ve Celle. Emara alla ta'budu illa iyyah. Allah yalnızca kendisine ibadet edilmesini emreder. Allah bu ayetleri bu insanların üzerine indirmesine rağmen, bizim üzerimize indirmesine rağmen ve bununla beraber sürekli imtihan oluyor olmamıza rağmen hala insanlar gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Tamam oruç tutmamışlar. Tamam namaz kılmamışlar. Ama bunlar daha büyüğünü yapıyorlar kardeşler. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar. Bu topluluk, bu insanlar, imtihanlardan ders almasını bilmeyen bu insanlar ne yazık ki her 3 yılda, her 5 yılda, her 7 yılda bir çeşitli vesilelerle Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri, Allah Azze ve Celle toplumumuzu ıslah etsin. Kıymetli abilerim, Mekke döneminde Mekkeli müşriklerin belirgin bazı amelleri vardı ve bununla Allah Azze ve Celle onları müşrik ve kafirler olarak isimlendirdi. Mesela kardeşler, Mekkeli müşrikler hac döneminde hacca gelenler daha çok olsun diye, böyle hac dönemi çok sıcak döneme veya çok soğuk döneme gelmesin diye, yani ticaretlere etkilenmesin, insanlar daha fazla gelsinler, serin dönemde gelsinler diye haram ayların yerini değiştirirlerdi. Allah Azze ve Celle bazı haram aylar koymuştur. Mekkeli müşrikler, normalde bilirsiniz haccın belirli bir mevsimi vardır ve haram aylarda yapılması yasak olan bazı şeyleri vardır. Bu Mekkeli müşrikler Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu ayların arasını değiştirdiler. Haram ayların yerlerini değiştirdiler. Ve Allah Azze ve Celle onların bu tutumları karşısında Tevbe suresinde dedi ki اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ مُحَقَّقًا ki يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا Haram ayların yerini değiştirmek, haramı helal kılmak küfürde ziyadeliktir dedi Allah Azze ve Celle. Haramların yerini değiştirmek, haramı kaldırmak değil ha. Haramların yerini değiştirmek küfürde ziyadeliktir dedi Allah Azze ve Celle. Bugün bu oylarla, bu şekilde bu seçimlerle başa gelen iktidar olan insanlar haramların yerini değiştirmeyi bırakın kardeşler. Haramı mubah veya helalı insanların arasında yasaklıyorlar. Bırakın haramların yerlerini değiştirmeyi. Mekkeli o müşrikler haramları kaldırmamışlardı. Haramların yerlerini değiştirmişlerdi. Bugün bu yöneticiler,
bu insanların koşarak, coşkuyla, isteyerek, şevkle, azimle gitmiş oldukları, sandık başına seçmiş oldukları bu liderler Allah Azze ve Celle'nin kanunları içinde kanunlar koyuyor ve bu insanlar bunlara destek veriyorlar. Geçmişin müşrikleri, Mekkeli müşrikleri yaptıkları amelle nasıl müşrik oldularsa günümüzdeki insanların bir torpili olmaz kardeşler. Ama insanlar, ama bizim toplumumuz, ama bizler bütün bunlara rağmen hala gaflet içerisinde yüz çeviriyoruz. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Kardeşler, geçenlerde Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle bir tane taziyede konuştum. Şöyle taziye ortamına girdiğimizde büyük bir kalabalık gördük. Tamam, tam fırsatı Allah Azze ve Celle'nin dinini, tevhid akidesini şunlara en yüksek sesimizle, en güzel şekilde anlatmaya çalışalım. Allah'ın kitabından öğrendiğimizde, peygamberin sünnetinden öğrendiğimizde şunlara bir tevhid daveti yapalım. Belki ilk defa duymuş olurlar. Belki kulak verip dinlerler. Belki birileri bununla hidayet olunur diye orada konuştuk. Sözümüzü bitirdiğimiz gibi kardeşler, Allah Azze ve Celle bize lütfetti, bir davet yaptık. Sözümüzü bitirdiğimiz gibi, normalde bazı insanlar çok güzel dinlediler ama bazıları bize tepki gösterdiler kardeşler. Tevhid akidesi karşısında, Allah Azze ve Celle'nin kitabı uğruna indirmiş olduğu mesele karşısında, uğruna peygamberleri göndermiş olduğu mesele karşısında bu insanlar bunu beğenmediler. Bir tane amca kalktı dedi ki, burası siyaset meydanı değil dedi. Kardeşler, İslam dini siyaset dinidir. İslam dini tam bir siyaset dinidir ve gelen peygamber, bütün peygamberler Allah Azze ve Celle'nin onlara vahyetmesiyle gelmiş ve siyaset yapmışlardır. Bu din siyasete karışır. Bu din sokaklara karışır. Bu din devletlere karışır. Bu din camilere, hapsolunmaz camilere karışır. Bu din bizim aile hukukumuza karışır. Bu din bizim evlerimize karışır. Bu din bizim hayatımızın her yönüne karışır. Bir tane siyasetçi, sözde cumhurbaşkanı adayıdır. Adam diyor ki, din siyasete karışmaz. Kim dini siyasete karıştırırsa yalan söylemiştir, uyduruyordur. Din siyasete karışır kardeşler. İslam dininin her yönü siyasettir zaten. Aleyhissalatu vesselam 23 yıl boyunca risalet görevini yapmış ve bunlardan kaç yılını devletin başında geçirmiş ve İslam'la Allah Azze ve Celle'nin emirleriyle siyaset yapmıştır kardeşler. Ve daha sonra İslam devleti hükmolunmuştur. Ve yüzyıllar boyunca nice topraklarda Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre hükümdarlar insanların üzerine hükmetmiştir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah ve Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahil hamd! Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey insanlar, yaşadığınız gibi ölecek, öldüğünüz gibi diriltireceksiniz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, kitaptan sorulacağız, yaptıklarımızdan sorulacağız, yapmadıklarımızdan ve sorumlu olduklarımızdan sorulacağız, yediklerimizden sorulacağız ve içtiklerimizden sorulacağız. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Kamer suresinde söyledi Allah Azze ve Celle bunu. İnsanlar o günü uzak görürler ama biz o günü pek yakın görürüz dedi Allah Azze ve Celle. O gün yakındır kardeşler. Hesap günü yakındır. Artık bizler, artık biz insanlar hangi tarafa doğru meylettiğimize iyi bir şekilde bakalım. Biz hakka doğru mu meylediyoruz? Biz hakkın emirlerini mi yerine getiriyoruz? Yoksa biz batıla mı meylediyoruz kardeşler? Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlara eriştirsin. Kardeşler, bir gün ilim ve hikmet sahibi bir adam sokak üzerinde yürürken bir bina gördü. Binanın bir duvarı bir tarafa doğru eğrilmiş. Bir tarafa doğru meyilli. Yani duvar neredeyse düştü düşecek. Neredeyse düştü düşecek. Bu ilim ve hikmet sahibi adam duvarın karşısında duruyor ve duvarı izliyor. Duvara bakıyor. Kendisince böyle ibretlik şeyler arıyor kardeşler. Böyle duvara hikmet, basiret ve ferasetle bakıyor. Subhanallah, acaba kaç kişi içimizde böyle bir şey yapmıştır? Öyle zannediyorum ki nice kardeşlerimiz eğik bir duvar görmüşlerdir. Meyilli bir duvar görmüşlerdir diye zannediyorum. Ama bu adamın yaptığını acaba kaç kişi yapmıştır? Adam duvarın
biraz ötesinde bekliyor, duvara doğru bakıyor ve bir müddet sonra o meyilli olan duvar meyilli olmuş olduğu tarafa doğru düşüyor. Meyilli olmuş olduğu tarafa doğru duvar düşüyor. Daha sonra bu adam sevinmeye başlıyor. Seviniyor, duvar meylettiği tarafa düşünce adam seviniyor. Başka oradan geçen adamlar diyor ki, ey adam sen bunun niye seviniyorsun? Sen bunun için niye seviniyorsun? Adam diyor ki, görmediniz mi? Duvar meyilli olduğu tarafa düştü. Duvar meyilli olduğu tarafa düştü. Adamlar diyorlar ki oradaki insanlar, bunda şaşılacak ne var? Bunda garipsenecek, bunda sevinecek ne var? Niye böyle seviniyorsun? Diyor ki, ben buradan anladım ki her şey meyletmiş olduğu tarafa düşer. Her şey meyletmiş olduğu tarafa düşer. Ben Hakk'a meylettim. İnşallah Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zannımdır. Allah Azze ve Celle beni Hak üzere düşürecektir. Kardeşler, kim Hak üzere meyilliyse, kim hesap gününü hatırlayıp ve bunun gereğince güzel salih ameller ortaya koymuşsa o tarafa doğru meyledecektir ve o tarafa doğru düşecektir. Ama siz dünyaya meyletmişseniz, siz paraya meyletmişseniz, siz mala meyletmişseniz, siz dünya metaına meyletmişseniz, siz güzel bir eve meyletmişseniz, siz güzel bir kadına meyletmişseniz, siz güzel bir arabaya meyletmişseniz ve ahireti unutmuşsanız, düşeceğiniz yer cehennemden, cehennem azabından başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle neslimizi muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle gaflet uykusundan uyanmayı bizler için nasip etsin. Kardeşler, bayram hutbesinde aslında biraz daha gönülleri hoş eden, biraz daha gönülleri mutlu eden bir şeyden bahsetmek isterdim. Ama şöyle kardeşlerime baktığımda ve insanların genel hallerine baktığımda, Ramazan'da o şahit olmuş olduğum durumları da hatırlayınca istedim ki kardeşlerime insanların gaflet halleriyle alakalı bir nasihatte bulunmuş olayım. Hatırlayın, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanlar için hesap vakti yakınlaştı. Ama insanlar hala gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle eşlerimizi ve çocuklarımızı muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizler için gaflet uykusundan uyanmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle ayetlerini okuyup, Resulünün hayatına bakıp ibret almayı, kendisi için ders çıkarmayı ve bundan sonraki hayatında buna göre amel yapmayı bizler için nasip etsin. Rabbim bayramımızı mübarek etsin. Rabbim bayramımızı mübarek etsin. Ya Rabbi senden dünya ve ahiretin hayırlarını istiyoruz. Ya Rabbi senden dünya ve ahiretin hayırlarına muvaffak olmak istiyoruz. Ya Rabbi sen bu bayramları bizler için gerçek bayramlar kıl. Ya Rabbi sen bu bayramları bizler için gözlerimiz için, gönüllerimiz için aydın olabileceğimiz, mutlu ve mesrur olabileceğimiz bayramlar kıl. Ya Rabbi yeryüzünün doğusunda ve batısında esaret altında olan bütün Müslümanlar için, abilerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız için esaretlerinin son bulduğu bir gün kıl. Ya Rabbi sen bu bayramları bütün Müslümanlar için gerçek sevinç vesilesi, gerçek bayramlar kıl. Ya Rabbi bizleri hayır amelleri üzere kıl. Ya Rabbi bizleri İslam üzere yaşat ve son nefesimizde de bizlerin canını İslam üzere al. Rabbim bizlere selamet versin. Allah Azze ve Celle ecirlerinizi versin. Rabbim öğüt alanlardan kılsın bizleri. Amin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.